Türkiye'nin savunma sanayi alanında geldiği nokta parmak ısırtıyor. Üretilen yerli ve milli savunma sistemleri yurt dışından oldukça talep görüyor. Milli vurucu insansız hava aracı Alpagu da o savunma sistemlerinden biri. Alpagu'ya da yurt dışından talep geldi ve ilk ihracat yapıldı sevgili izleyenler. Peki Alpagu'nun özellikleri neler? A Haber muhabiri Murat Sekman bizleri bekliyor. Alpagu'nun özelliklerini aktaracak bizlere günaydın Murat söz sende. Günaydın Merve. Önce şunu belirtelim. Savunma sanayi alanındaki yapılan, üretilen ürünler sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir tarafında merakla, dikkatle takip ediliyor. Hatta bazı ürünler tıpkı Alpago olduğu gibi daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeden sipariş ediliyor. Alpaka o ürünlerden bir tanesi vurucu İHA olarak geçiyor. Yine kendi aramızda e, toplum içinde de kamikaze İHA olarak da geçiyor. Adının anlamı ne? Düşmana tek başına saldıran yiğit demek eski Türkçe'de ve gördüğünüz bu fotoğrafta Alpagu'ya ait sabit kanatlı bir e, kamikaze İHA belirlenen hedefe kilitleniyor ve 10 kilometre mesafede menzili 10 kilometre bulunan 10 kilometre içinde bulunan hedefi anında yok edebiliyor. Ağırlığı ne kadar? Ağırlığı 2 kilogramın altında. Bu ne demek oluyor? Bu sahada hem ilerleyen dönemde güvenlik güçlerimizin Mehmetçiğin onu kolayca taşıyabilmesi, kolayca hedefe gönderebilmek için pozisyon alabilmesini sağlıyor. Ben Alpaguya benzer sadece iki sistem bulunuyor ve tek kişi tarafından az önce de belirttik bir dakika içinde atışa hazır hale getirilebiliyor. Bir çanta içerisinde düşünün. O çanta içerisinden alpagoyu çıkarıyorsunuz. Belirlenen hedefin 10 kilometre menzilde olması gerekiyor. Alpagoyu o menzil etrafında konumlandırdıktan sonra ateşliyorsunuz ve kumandayla kontrol ederek belirlenen hedefi nokta atışla sapmasız nokta atışla e, yok edebiliyorsunuz. Aynı zamanda eş zamanlı saldırı yapabilme kabiliyetine de sahip STM tarafından geniş, geniş e, geliştirildi. Genel Müdür Özgür Güler yüzünde bu konuya ilişkin açıklamaları var. E, kısaca Alpagun'un Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesi için de sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirtti Güler yüz. Halihazırda e, Mehmetçin envanterine girmiş değil ancak e, öylesine yoğun bir talep ve ilgi var ki Alpagu'ya şimdiden ilk ihracat gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte yine STM Genel Müdürü'nün de açıklamalarından anladığımız farklı ülkelerden de yine buna gelen e, talebe ilişkin cevaplar veriliyor olacak. E, hem ihraç edilecek hem de Türkiye'de Mehmetçiğin gücüne güç katacak Alpagu.